Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda bana en sık sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlamaya çalışacağım. Metamask cüzdanımıza nasıl Ethereum göndeririz? ya da Metamask cüzdanımızdaki Ethereum'u nasıl banka hesabımıza çekebiliriz. Şimdi ekranımı sizlerle paylaşmaya başlayacağım ve elimden geldiği kadar basit bir şekilde bu işlemin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekranıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben Coinbase kullanıyorum ya daha doğrusu kullandığım borsalardan bir tanesi Coinbase. Bu sizin hangi ülkede olduğunuza göre değişkenlik gösterecektir. Ben kullandığım birkaç borsanın referans linkini açıklamalar kısmında bırakacağım bu videoda. Sizin eğer hali hazırda kullandığınız bir borsa hesabınız yoksa bu linklerden gidip bir borsa hesabı kendinize oluşturup hem sizin için ufak bir kazanç sağlayıp hem de benim için küçük bir komisyon yaratabilirsiniz dilerseniz. Bunun haricinde dediğim gibi hangi ülkede olduğunuza göre kullanabildiğiniz borsalar değişkenlik gösterecektir. O yüzden bunu olduğunuz ülkedeki en iyi borsaları, en güvenilir borsaları araştırarak bu işe başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de bir takım olumsuz gelişmeler oldu. Güvenilmez bir takım insanların ve güvenilmez borsaların yaptığı yanlış işlemler, dolandırıcılıklar yüzünden pek çok insanın başı yandı. O yüzden kullandığınız borsanın güvenilir bir borsa olduğuna ve geçmişinin temiz olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Benim size naçizane önerim budur. Ben Amerika'dayım. Amerika'daki en ünlü borsa Coinbase. Biliyorsunuzdur belki geçtiğimiz haftalarda zaten New York borsasında halka açıldı bu şirket. Coinbase artık bu kripto paraların borsası çıktığından beri zaten adını kanıtlamış güvenilir bir şirket. Masrafları biraz yüksek oluyor güvenilir şirketlerin genelde ama söz konusu zaten kripto paralar olduğunda masraflar birazcık yüksek olabiliyor. Bu aşamada teknoloji daha yeni başlamış ve hayatımıza yeni girdiği aşamada bu işlere girmek istiyorsanız, kripto paralarla uğraşmak istiyorsanız, NFT alıp satmak istiyorsanız Birazcık bu işlemlere katlanmak zorunda kalıyoruz ama siz ayrıca araştırmanızı yapıp düşük işlem ücretli borsalar ve sistemleri tercih edebilirsiniz. Ben sadece bu işlemi basitleştirerek sizlere mantığını anlatmaya çalışacağım. Siz daha sonra kendi kullandığınız programlar ve borsalarla bu işlemi uyarlayabilin diye arkadaşlar. Borsanıza geliyorsunuz arkadaşlar. Bu Türkiye'deyseniz bitci.com olabilir, BTC Türk olabilir. Benim Bitci için bir hesabım var, onu da kullanıyorum Türkiye'de. Aşağıda açıklamalar kısmında link bulabilirsiniz. Güvenilir bir site olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde bağlantım yok ile. Sadece projenin başındaki insanları biliyorum, projeyi inceledim. Nispeten bu batan çıkan dolandırıcı diğer borsalara göre daha güvenli olduklarını düşünüyorum. Ama kendi araştırmanızı kendiniz yapmanızı da tavsiye ediyorum. Ben dediğim gibi Amerika'dayım ve fiyat paradan yani dolardan kripto para alım işlemlerini çoğunu Coinbase üzerinden gerçekleştiriyorum. O yüzden ekranımda Coinbase açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlık olarak fiyatlarını görebiliyorsunuz. Şu anda Ethereum 3169.99 dolarmış. Siz tabii ki başka yatırımlar yapmak isterseniz, başka coin'ler almak isterseniz, token'lar almak isterseniz onlara da ayrıca bakabilirsiniz ama söz konusu NFT olduğu için ve bana bu soruyu soran insanların çoğu NFT alıp satmak için o soruyu sorduğu için ben Ethereum'dan bahsedeceğim bu videoda arkadaşlar. Evet dediğim gibi burada hangi borsayı kullanıyorsanız geliyorsunuz arkadaşlar. Ethereum'u seçiyorsunuz. Ethereum'un içerisine giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi fiyat artmaya devam ediyor. Coinbase'de böyle bir takım farklı bilgiler var. Bunlar önemli değil şu anda. Bu borsaya banka hesabınızı, kredi kartınızı ya da bankamatik kartınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim burada banka hesaplarım bağlı. Buradan ben satın almak istediğimde Ethereum'u mesela örnek veriyorum 200 dolarlık Ethereum almak istediğimde buraya 200 yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ondan sonra banka hesabım zaten bağlı olduğu için bu sistemi ben daha önce kurduğum için bastığımda burada girip direkt Ethereum satın alabiliyorum. Gördüğünüz gibi Coinbase şu anlık piyasa değerini değerlendirerek 200 dolar için bana 0.06 küsür Ethereum verecekmiş. 3 dolarda 200 dolarlık Ethereum alışverişinde komisyon kesecekmiş arkadaşlar. Benim şu anda Ethereum'um olduğu için Ethereum daha fazla almaya ihtiyacım yok. Zaten fiyat şu anda yüksek bir seviyede. Bu demek değil ki fiyat düşecektir. Belki de hep yükselmeye devam edecek olabilir. Ama dediğim gibi benim şu anda Ethereum'a ihtiyacım olmadığı için ben bu işlemi tamamlamayacağım. Ama siz Ethereum almak istiyorsanız bunu hangi borsayı kullanıyorsanız aynen bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Ethereum'u buy now diyorsunuz, satın alıyorsunuz. Kullandığınız borsaya bağlı olarak ve hesabınızı ne zaman açtığınıza, ne zaman onaylattığınıza bağlı olarak bu Ethereum hesabınızda kullanılabilir bir hale gelecek belli bir süre sonra. Bu Ethereum hesabınıza girdikten sonra ve kullanılabilir hale geldikten sonra bu noktada bir not söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela Coinbase'de daha önce hesabınızı hiç kullanmadıysanız ilk Ethereum alışverişini yapıyorsanız Ethereum'u hesabınıza koyuyor. Yani Ethereum'daki fiyat değişikliklerinden sizin hesabınızdaki Ethereum etkileniyor ama Coinbase'deki hesabınızdan Ethereum'u çıkarmanıza izin vermiyor. Çünkü bankadan yapılan transfer işleminin tamamen onaylanmasını bekliyor ki bankanızda mesela yeterli bakiye yoksa 200 dolarlık bu Ethereum'u size boş yere vermiş olmak istemiyor. Çünkü kripto paralar arkadaşlar bir kere gönderildikten sonra geri döndürülemiyor. Bunu da daha önce konuşmuştuk aslına bakarsanız. Evet arkadaşlar diyelim ki aldınız Ethereum'u. Ethereum hesabınızda ve artık gönderimine kullandığınız borsanız izin veriyor arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz bakın buy and sell var. Yani satın al ve sat komutları var burada bir de yanında gönder ve al komutları var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz buna bastığınızda bakın şimdi evet 200 dolarlık ethereum hesapta olsaydı buradan ethereuma 200 yazıp ondan sonra arkadaşlar bakın burada gönderilecek adres soruyor bize hangi adrese göndermek istediğimizi soruyor bu ethereum'a. Bu ethereum'u metamask cüzdanı kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Ben kendim şahsen metamask cüzdanı kullanıyorum. Pek çok farklı cüzdan opsiyonları var. Evet ama ben bu kripto paralar piyasasına girdiğimden beri metamask cüzdanını kullanıyorum. Gayet de memnunum arkadaşlar hatta daha önce Metamask hesabı nasıl açılır, bu Metamask cüzdanı nedir gibisinden video yapmıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz ve Metamask hesabınız yoksa önce o videoyu izlemenizi öneririm. Şuraya koyayım o videoyu. Gidip izleyebilirsiniz buradan arkadaşlar. Evet bu videoda Metamask hesabınız olduğunu varsayarak devam ediyorum. Geliyorsunuz arkadaşlar Metamask'in şu tilki kafasına basıyorsunuz. Metamask cüzdanınızın görüyorsunuz burada. Burada bir adres var. BCC yazıyor. Sizinkinde burada hesap 1 yazıyor olabilir ya da account 1 yazıyor olabilir. Buna tıkladığınızda sizin Ethereum cüzdan adresinizi kopyalıyor arkadaşlar. Bu sizin Metamask cüzdanındaki Ethereum. Şu anda Ethereum mainnet diyeyim. Gerçi burada şöyle de bir nokta ifade etmek istiyorum. Burada Ethereum mainnet'ten smart chain'e geçseniz bile Binance smart chain'e bu da bir sonraki videoda smart chain'i nasıl eklersiniz Ethereum cüzdanınıza ya da örnek veriyorum Polygon blockchain'ini MetaMask cüzdanınıza nasıl eklersiniz bunu bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Eğer merak ediyorsanız takipte kalın arkadaşlar. Ama bu konuya girmeden şimdi Ethereum'dan bahsedeceğim. Burada dediğim gibi not geçmek istiyorum. Bu cüzdan adresi arkadaşlar sizin MetaMask cüzdanınızın adresi. Bu sizin Ethereum mainnet cüzdanınızın adresi değil. MetaMask cüzdanınızın adresi. Yani bu adrese herhangi bir coin ya da token gönderdiğinizde MetaMask cüzdanınıza gitmiş oluyor ve Ethereum olmasa bile aynı cüzdan adresi geçerli olduğu için gönderdiğiniz tokenlar, coinler kaybolmuyor. Sadece Metamask cüzdanınızı doğru ağa bağlamanız gerekiyor ve o token ya da coin her neyse gönderdiğinizi de görmek istediğiniz, işlem yapmak istediğiniz bunu cüzdanınıza eklemeniz gerekiyor. Bunu dediğim gibi bir sonraki videoda kısaca bahsedeceğim, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet, diyelim ki burada siz Ethereum aldınız, Ethereum göndermek istiyorsunuz Ethereum ile işlem yapmak istiyorsunuz. NFT konusundan bahsediyoruz. NFT konusunda başka coinler var. Evet arkadaşlar ama konumuz bu videoda Ethereum. Geliyorsunuz buradan MetaMask cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve yapıştırıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bu. Gördüğünüz gibi bu benim MetaMask cüzdanımın adresi. Bu adresinizi gizlemek zorunda değilsiniz. Bu adres halka açık bir adres. Burada birisi sizin cüzdanınıza Ethereum göndereceği zaman ya da Ethereum ağında NFT göndereceği zaman ya da başka coinler göndereceği zaman bu cüzdan adresini kullanarak size bir şey gönderebiliyorlar ama bu cüzdan adresini kullanarak sizin cüzdanınızdan bir şey almaları imkansız. O işlemi sizin onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de dediğim gibi MetaMask ile ilgili bir video yapmıştım. Daha önce o videoda biraz daha detay veriyorum. Önce o videoyu izleyin lütfen. Sorularınız varsa o videoyu da izledikten sonra hala anlamadığınız kafanıza takılan bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Evet geliyorsunuz bu örnekte 200 dolarlık Ethereum almıştık biraz önce. Hatırlarsanız buraya Metamask cüzdan adresimizi yapıştırdık. Burada opsiyonel bir mesaj koyabiliyorsunuz. Şey gibi aynı bu banka havalelerinde hani ne için olduğunu yazarsınız ya Mart ayı kira ödeme gibi. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. Kendinize gönderiyorsanız direkt boş bırakabilirsiniz ya da sonradan hatırlamak istiyorsanız niye gönderdiğinizi ne zaman gönderdiğinizi ufak bir not yazabilirsiniz ama zorunlu değil. Ondan sonra arkadaşlar burada geliyorsunuz devama basıyorsunuz. Benim şu anda Coinbase hesabımda Ethereum olmadığı için bu işlemi zaten gerçekleştiremeyeceğim. Ama siz Ethereum'u borsadan aldığınızda hesabınızda Ethereum olacağı için bu işleme devam edeceksiniz arkadaşlar. Ve ufak bir gaz ücreti ödeyeceksiniz. Ufak bir gaz ücreti derken bazen bu gaz ücreti baya fazla olabiliyor neredeyse 15-20 dolar masraf ödemek zorunda kalabiliyorsunuz 200 dolarlık bir işlem için. O yüzden arkadaşlar anlık Ethereum ağındaki gaz ücretlerini takip etmenizi öneririm. Hatta aşağıya açıklama kısmına bununla ilgili bir link bırakayım anlık olarak gaz ücretlerini takip edebileceğiniz bir web sitesi için. Bu konuyu da merak ediyorsanız bununla ilgili tüyolarımı sizlerle paylaşacağım. Ayrıca bir video hazırlayabilirim. Yorumlarda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada bahsettiğim gibi işleme devam ediyorsunuz arkadaşlar. Gönder diyorsunuz. Gaz ücretlerini kabul ediyorsunuz, gönderimi yapıyorsunuz ve ondan sonra arkanıza yaslanıp bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemler genelde ortalama 10 dakika civarı sürüyor. 10 dakika sonra burada Metamask cüzdanınıza tilki kafasına bastığınızda gelip burada Ethereum'unuzun hesaba girdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra Metamask cüzdanınızın içindeki Ethereum'u Rarible gibi OpenSea gibi web sitelerinde daha önceki videolarda bahsetmiştim bunu nasıl bağlayacağınızı zaten kanaldaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Rarible'da hesap açmak, kullanmak ya da OpenSea'de hesap açmak, kullanmak gibi bir takım videolar yapmıştım. Lütfen sorularınız varsa kafanız karışıyorsa önce o videoları izleyin. Muhtemelen sorularınızın cevabını o videolarda bulacaksınız arkadaşlar. Ama bulamazsanız tabii ki yorumlarda bana sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar daha önce cevaplamadıysam sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Evet arkadaşlar bir de bu işlemin tersini düşünelim şimdi. Diyelim ki siz girdiniz. Ethereum'u koydunuz Metamask cüzdanınıza, NFT pazar yerine girdiniz, NFT aldınız, sattınız, bir şeyler yaptınız. Burada cüzdanınızda belli bir miktar Ethereum'unuz oluştu arkadaşlar ve bu Ethereum'u dolara çevirmek istiyorsunuz ya da TL'ye çevirmek istiyorsunuz. Her neyse yani fiyat paraya çevirmek istiyorsunuz. Burada geliyorsunuz arkadaşlar Metamask cüzdanınızın içine. Bakın burada gönder, send diye bir opsiyon var bastığınızda size burada bir adres soruyor arkadaşlar. Bu aynı MetaMask cüzdan adresimizi biraz önce kopyalayıp Coinbase'den göndermiştik ya. Aynı şekilde bir cüzdan adresi soruyor. Bu sizin arkadaşınızın cüzdan adresi de olabilir. Birisine Ethereum göndermek istiyorsanız ama bu örnekte biz borsadaki Ethereum adresimize göndermek istiyoruz Ethereum'umuzu. Çünkü orada borsadan satacağız bunu tekrar dolara döneceğiz, değil mi? Evet arkadaşlar. Burada geliyorsunuz tekrardan borsanıza. Hangi borsayı kullanıyorsanız arayüzü birazcık değişkenlik gösterebilir ama fikir aynı olacaktır. Bakın burada senden receiver var. Gönder al. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Demin göndermiştik ya burada gönder seçeneğiyle cüzdanımıza. Burada receive'e geçiyorsunuz. Yani al. A dikkat edin mutlaka Ethereum ağını seçtiğinizden emin olun. Çünkü borsaların içerisinde cüzdan adresleri farklılık gösterecek. Metamask gibi değil. Metamask'te biraz önce söylemiştim. Aynı cüzdan adresi farklı tokenlar ve coinler için de geçerli olacaktır diye. Borsalarda bu böyle değil. O yüzden bakın varlık olarak Ethereum'u seçtim. Buradan bana bir cüzdan adresi verdi arkadaşlar. Hatta QR kare kodu da var. Bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar cüzdan adresini. Bastım bakın buradaki iki kareye. Genelde bu bir standarttır. İki tane kare olur burada. Ona bastığınızda cüzdan adresinizi kopyalar. Ben şu anda Coinbase'deki Ethereum cüzdan adresimi kopyaladım arkadaşlar. Daha sonra geliyorsunuz Metamask tilki kafanıza geri basıyorsunuz arkadaşlar. Burada biraz önce söylediğim gibi gönder opsiyonu var. Sende basıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki alıcı adresine yapıştırıyorsunuz bu cüzdan adresinizi. Gördüğünüz gibi işlem otomatikman buraya çıktı. Şu andaki gönderim ücreti 4 dolarmış ortalama arkadaşlar. Fena değil gördüğünüz gibi. Ne kadar Ethereum göndermek istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Örnek veriyorum 0.1 Ethereum gönderebilirsiniz. Şu anda 316 dolar ediyormuş. İşte 4 dolar da gönderme ücreti var. Bunu ben işlemi yapmayacağım. Çünkü ethereum cüzdanında tutmak istiyorum. Bu benim NFT ve başka konularda kullanırım. sermayem cüzdanla kalmasını istiyorum. Artı ben Ethereum'un dolardan daha değerli olduğunu düşünüyorum şahsen. O yüzden Ethereum'da kalmayı her zaman tercih ediyorum zaten. Evet bu düşüncelerimi de paylaşmışken buradan siz göndermek isterseniz tekrar burada borsadaki adresinize bu şekilde gönderim yapabiliyorsunuz. Next diyorsunuz. Sonra işlemi onaylıyorsunuz arkadaşlar ve sizin tilki kafasından yani Metamask cüzdanından Ethereum'unuz çıkıyor. Aynı şekilde bir 5-10 dakika içerisinde burada birazcık sabırlı olmanızı öneririm. Hemen böyle bazı arkadaşlar işlem yapıyor. 3 dakika sonra bana mesaj atıyor ya da Discord grubumuzdaki çete girip mesaj atıyor. Amenna başımızın üstünde yeriniz var arkadaşlar ama birazcık sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü blockchain'deki işlemler bazen birazcık uzun sürebiliyor. Özellikle ağın yoğunluğuna bağlı olarak daha da uzun sürebiliyor. Bazı işlemler yarım saat 40 dakika bile sürebiliyor. O yüzden birazcık sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada tekrar Ethereum'u gönderdikten sonra kullandığınız borsa hesabınıza buy and sell, satın al ve sat noktasına geri geliyorsunuz. Burada kullandığınız borsaya göre dediğim gibi arayüz değişiklik gösterecektir. Ama fikir sabit kalacaktır. Şu anda bakın buy, satın al. Satın aldan çıkıyoruz. Sell yani sata geliyoruz. Biz de şu anda benim hesabımda bu borsada Ethereum olmadığı için bu işlemi zaten gerçekleştiremeyeceğim. Ama verdiğimiz örnekte 300 dolar gönderdiğimizi söylemiştik. Buraya siz hesabınıza Ethereum'unuz girdikten sonra geliyorsunuz. Ne kadar bozdurmak istiyorsanız o miktarı yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum to Cash diye bir olay var burada seçenek. Ethereum'dan nakite yani dolara dönmüş oluyorsunuz. Burada Ethereum'u o anlık kurdan satabiliyorsunuz arkadaşlar. Borsa bu demek zaten. Borsanın asıl işlevi budur. Normal paradan başka varlıklara hisse senedi ya da bu durumda kripto paralar, kripto varlıklara satın alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gel getirdiğiniz Ethereum'unuzu tekrar dolara dönebilirsiniz. Yani işte 316 dolar gönderecektik bu örnekte göndermiş olsaydık burada muhtemelen 300 dolarlık bir nakit varlık yaratabilecektik. Ondan sonra buradan zaten borsadan kendi banka hesabınıza tekrar çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte portfolyonuza geliyorsunuz ve banka hesabına çıkış yapabiliyorsunuz. Her borsanın farklı işleyişi var bu konuda ama dolara döndükten sonra isterseniz başka bir kripto varlık alabilirsiniz İsterseniz dolar olarak borsadaki cüzdanınızda tutabilirsiniz paranızı ya da kendi banka hesabınıza buradan çıkış yapabilirsiniz. Eğer bu konuda da soru işaretleri varsa kafanızda kullandığınız borsa her neyse o borsanın müşteri hizmetlerine yazmanıza, onlarla irtibata geçmenize ve hesabınızdaki doları nasıl banka hesabınıza gönderirsiniz, havale edersiniz bunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet umuyorum bu videoyla bana en sık sorulan soruyu yanıtlayabilmişimdir arkadaşlar. MetaMask hesabımıza nasıl Ethereum koyarız? MetaMask hesabımızdaki Ethereum'u nasıl dolara çeviririz ve banka hesabımıza geri çekeriz noktasını açıklamaya çalıştım arkadaşlar elimden geldiğince. Dediğim gibi eğer soru işaretleri varsa MetaMask cüzdanı nedir? Nasıl kurulur? bu konudaysanız demek ki daha önceki metamask cüzdanı ile ilgili videomu izlemeye ihtiyacınız var. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. O videoyu izledikten sonra kanaldaki diğer NFT videolarını da izledikten sonra hala kafanıza takılan bir takım sorular varsa lütfen yorumlarda yazın. Ben de dediğim gibi daha önce cevaplandırmadıysam sorularınızı mutlaka cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum fayda sağlamışsınızdır, biraz da eğlenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Kanala hala abone değilseniz ya da bu kanaldaki izlediğiniz ilk videonuzsa lütfen abone olmayı değerlendirin arkadaşlar. Özellikle bu kanalda her abone için 10 kuruş bağış yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu bağış kampanyamıza katılırsanız pozitif enerjili kitlemizi büyütmemize yardımcı olursanız beni ve kanalın diğer takipçileri, destekçilerini çok memnun edersiniz arkadaşlar. Tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum harika bir gün geçiriyorsunuzdur ve geçirmeye devam edersiniz. Bundan sonraki videolarda sizlerle görüşmeyi umut ediyorum. Hoşçakalın.